Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Bir video daha video daha ekleyelim dedik. O şekilde telefonumuzu elimize aldık. Accent Blue'nun motorunu karşısına geçtik. Devam ediyoruz. Hyundai Accent Blue'nun arkadaşlar bugünkü videosunda PCV valf diyelim. Yani karter havalan havalandırma valfi arkadaşlar şurada görüyorsunuzdur. Elimle tutuyorum. Hyundai Accent Blue'nun karter havalandırma valfi budur arkadaşlar. Şöyle gösteriyorum. Kartar karter havalandırma valfi. Evet arkadaşlar. Ee, buradan şöyle bir girelim. Karter havalandırma valfi nedir arkadaşlar? Adı üstünde karter nedir dediğimizde aracın yağ haznesi diyelim. Motorun çalışması esnasında kullanmış olduğu yağın durduğu, biriktiği hazne için Tabii ki orada onu krank pompayla üst bölümlere iletiyor arkadaşlar. Şimdi burada şöyle diyelim motor çalışması esnasında bunu e, soğukken daha çok hissetmez ama sıcakken oluşturmuş olduğu gazın çıkışını kontrol eden çıkışını sağlayan valf diyelim arkadaşlar. Yani motorun çalışması esnasında oluşan gazın motordan çıkmasını sağlayan basıncı azaldan tek yönlü bir varf de diyebiliriz. O şekilde bunu tanımlayalım arkadaşlar. Yani en basit e, karter, karterde oluşan gazın çıkmasını sağlayan parça. E, burada ne diyebiliriz buna? Ee, bu parça arkadaşlar bir önceki videoda e, ben size sıcaklık sensöründen bahsetmiştim. Bu parça aslında bir bakıma emisyon içinde yapılmış bir parçadır. Onu da mutlaka söyleyeyim. Eski traktörlerde yani kara motorlarda, mesela kara motorlarda veya kara, e, düzen arabalarda, turbo şarjlı bir arabalarda, araba ol yani turbo şarj olmayan bir arabalarda havalandırma valfi direkt dışarıya Atılır ve e, oluşan gaz havaya verilir. Bu uluslararası olarak istenmiyor arkadaşlar. Yani emisyonu en düşük minimum olan araçlar trafikte geçsin. Maksat bu arkadaşlar. Emisyon için yapılmış bir parçadır. Amaç yağ buharının oradaki bansıçtan oluşan yağ buharının dışarı atılmasını sağlıyor. Ayrıyeten pistonu, e, piston demeyelim. Sekmanlara aşınmış bir piston çalışırken oluşturmuş olduğu patlatma esnasındaki gaz aşağı kartere kaçarsa yine bu PC ve karter havalandırma valf sayesinde dışarı atılır. Bu da arkadaşlar yüksek beslemeye ayrıyeten fazlasıyla eğer ki e, yağ çekerse turbonun yağlanmasına Interkol'ün yağlanmasına ve boğaz kelebeğinin feci şekilde yağlanmasına emme manifoldunun feci şekilde kurum bağlamasına sebebiyet verir arkadaşlar. Araca fazla yağ koyarsanız PC yani karter havalandırma valfi tarafından görüyorsunuz hava filtresinden emilen hava turbuya giriyor. Kompresör, kompresör bölümüne. Sıf emisyon değeri için yapılan bu parça da Carter'den almış olduğu havayla oradaki gaz gaz gazıyla veya kaçan bir sızdırılan gaz varsa onunla beraber gördüğünüz gibi hava filtresinin turboya basılıyor. Yani buradaki tehlikeyi bir görün. Çok önemli bir parçadır arkadaşlar. Yani buralarda yağlanma veya turbo kompresöründe yağlanma, boğazlarda, boğaz kelebeğinde yağlanma bunun tıkandığına delalet verir. Aman dikkat edelim. Komple her komple sistemi yağlarız kurum bağlatırız. Komple motora temizlik gerektirebilir. Farklı bir durum da oluşabilir. Ona dikkat etmemiz gerekir. Yani bu çalışırken bu valfin çalışması demek doğru çalışması demek tek yönlü valftir. Çıkan gaz geri içine basılamaz. Ee, ona göre yapılmış bir parçadır. Motor bazıncını olabildiğince azaltmaz, azaltması gerekiyor arkadaşlar. Çünkü orada binlerce devirde dönen bir krank ve işleyen bir piston var arkadaşlar o ve yanma odasının oluşturmuş olduğu, yağın oluşturmuş olduğu gaz onun sayesinde çıkıyor arkadaşlar. Karter havalandırma valfi. Bu arkadaşlar şimdi mesela eğer ondan kısaca bahsedelim. Bu valf çok basittir. Çok basit bir parçadır. Ama eğer kapalı bir şekilde sıkışırsa mesela olay ki açılmadı sıkıştı. Valf içinde sıkıştı. Ee, oradan oluşmuş oluşan gaz veya arabanın ömrünü tamamlanmış bir sekman pistonu vardır. Onun oluşturmuş olduğu yan, yanma odasının aşağıya kaçırmış olduğu bir gaz vardır. Onu e, atamaz ise sıkışırsa kapalı şekilde kaldı. Motorun feci şekilde basınç altına girmesini sağlar arkadaşlar. Motor böyle sarsıntılı titreyerek böyle uulduyarak çalışır. Tehlikelidir e, contalarda, krank keçesinde, silindir kapakta e, birçok yerde telleme görebilirsiniz. Aslında yağ sızdırmaya başlar. Bu arabaya hani gürültülü patırdığını ne, ne oluyor demeye e, gelir artık. Uğultulu bir şekilde. Çünkü, çünkü e, o gaz çıkamıyor arkadaşlar. En basit şey o. Rolenti dalgalanır, bozulur. Ondan sonra sensör arızası verebilir. İş iyice karışacağından. Araba her yerde bir sensör arızası vermeye başlar. Yani yakıt sistemi komple bozulur. Böyle uğultalar yani acayip şekilde motor ışığı yakacağımız gibi acayip şekilde motordan uğultu alabiliriz. Sonra eğer ki bu açık kalırsa yani hiç görev yapmazsa onu da diyelim. Yine rolanti bozukluğu, dengesiz yakıt, zengin karışım, fakir karışım. Çünkü Karter, di, karter havalandırma sistemi turbo şarj üniteli bir araç olduğu için komple açık ve e, karma karışık bir düzen var diyelim. E, motor e, dengesini koruyamadığı için yağ da yapmaya başlayabilir. Ona dikkat etmemiz gerekir. Yağ eksiltebilir arkadaşlar. Yağ seviyesini e, kontrol etmemiz gerekir. Motor yağ e, eksiltir. Mutlaka eksiltecektir. Ayrıca egzoz çıkışına da bakmamız gerekir. Yağ yakar. Eksos Komple siyah atacaktır arkadaşlar. Ona dikkat etmemiz gerekir. Motor ariyeten zor çalışır. Çünkü e, ufacık parça motorun da zor çalışmasını sağlayabilir. Eksozdan da siyah duman atan. Mesela onu da şöyle yapalım arkadaşlar. Mesela bakın. Bizim <laughs> eksoz hani burada. Bakın. Şöyle yapayım. Bakın. Gördünüz mü? siyah falan duman yok. Yani araba sağlıklı çalışıyor. Sonra motor yani güzel bir motordan nasıl anlarız falan onunla ilgili de bir video hazırlarız. Yani bu şekilde bir e, tanımlama yapalım. Videomuzun sonuna doğru ilerleyelim. Eğer Hyundai Accent Blue'nun karter havalandırma valfi arızalanırsa yağ yakar, yağ eksilme, tekleme, stop etme, motor arıza ışığı yakacaktır. Onu başta söyledik. Hava filtresini arkadaşlar hava filtresi yağlanıyorsa bu valfin kontrolü yapılır. Keçelerde, contalarda bir yağ telleme durduk yere motor kasılması, motor teklemesi öyle bir şey varsa yine bu PCV karter havalandırma valfine bakılması gerekir. Motor yağı bozulur arkadaşlar. Özellikle motor yağının macunlaşmasına sebep olur. Eğer karter havalandırma valfi çalışmazsa neden? Çünkü oluşan gaz yağı bozacaktır arkadaşlar. Hava çıkamayacaktır. Ayrıca motorun sekmanları eğer aşıntılı ise silindir karter bloğu yani silindir bloğuna kartere kranka o gaz giderse motorun yapmış olduğu gaz giderse motorun yağısını bozacaktır tüm macunlaşacaktır. Onu yağdan da bilirsiniz. Ya eğer ki aracınızda yağ çubuğunu çektiğinizde yağda feci şekilde bir bozulma varsa Contalarda, motorda bir değişik bir uğultulu çalışmalar, keçelerde, contalarda, her yerde bir yağ, hava filtresinde yağ, boğaz kelebeğinde yağ, turbonun orada yağ görürseniz mutlaka karter havalandırma valfini kontrol ettirin arkadaşlar. Mutlaka baktırın, temizleyip geri taktım. ileride temizleyeceğiz zaten. Yani araç 113 binde de şu anda hadi takip ettiğimiz için ben bir şey görmüyorum motorumda çalışmasında vesaire vesaire herhangi bir yağsında suyunda. O yüzden e, sökme gereği duymuyorum. Ha, i̇leride e, 150 bin falan geçtiğinde bu parçaların sökülüp temizlenmesi gerekiyor. O şekilde de e, bakalım videomuzu kapatalım arkadaşlar. Umarım yardımcı olmuştur. Umarım e, Yine bir bilgimiz, e, bilgi dağarcığımız genişletilmiştir arkadaşlar. Anksiyon bölümü ile ilgili. Abone olmayı unutmayın. Videolarımız gelecek arkadaşlar. Bakalım. Kendinize çok iyi bakın. de benim için önemli her zaman dediğim gibi. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Herkese keyifli sürüşler dilerim. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.